Türkiye'nin bambaşka dönemlerinde bambaşka gerekçeler ve sebeplerle olmuş işler. Bunların tek tek incelenmesi gerekir. Bir, PKK, BYD, DAEŞ, FETÖ örgütleri üzerinden milli güvenliği tehdit eden unsurlar incelenecekmiş. Yani şimdi neden lise öğrencilerinin beyni hani, ki onlarla... tarihi yazılacak kadar eski değil. Evet, yani bu ve sonrasında da bakın aynı şey yapılıyor. Marshall planı da başlıyoruz 50'lerden. Tarımda makineleşme, sanayileşme, ulaşım, köyden kente göç, IMF ile ilişkiler, ekonomik krizler derken sığınmacı sorunu ve Türkiye'nin bu soruna yaklaşımı ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hepsi de beraber. Şimdi bunların ben buradan şunu anlıyorum. Bir kere bu sorunlu bir tarih yazımı. Böyle evet. Tarih yazılmaz. Şimdi bir kere inkılap tarihi dersi bambaşka bir şeydir. Atatürkçülük adı altında geçen de bu konuların zaten ilgisi yok. Bir kere bunu söylüyoruz. Önce evet, ona itiraz ediyoruz. Maalesef. Bunu söyleyelim. Ve sakıncalı da bir yazılım. Evet. Yani bu böyle alt üst edilemez tarih. Yani böyle evet. Canım öyle istedi deyip yani buradan şöyle oluyor. Türkiye'nin son 20-25 yılıyla Cumhuriyet'in ilk dönemleri sanki eş tutuluyor ve böyle olunca Cumhuriyet silikleşiyor bana göre. Sanki AKP döneminde Cumhuriyet gerçekten kurumlarıyla yerleşmiş oluyor öyle mi? Yani arada bir fark kalmıyor gibi. Yani hani Cumhuriyet ve bugün yaşananlar yani böylece sorumluluk da biraz azaltılmış oluyor galiba. Ama bu çok çok yanlış. Milli olmak evet. Bu değil. Milli tarih bu değil. Kurtuluş Savaşı başlı başına bir konu. Milli mücadele başlı başına bir konu. Oranın kahramanları sevmeseniz tabii. Beğenmeseniz de o insanlar vardılar. Atatürk var. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Eskiden de tartışılırdı resmi tarih, doğru. Gerçek tarih diye tartışma doğru. Vardı. Ama o resmi tarih diye eleştirilen bile böyle bir tarih değildi. Yani bunu böyle tarih, ben buna tarih diyemeyeceğim sürekli bu, tarihi okuyan bir insan algı, olarak. Evet, yani hani hep mühendislik, tarih mühendislik dendi ya. Evet. Proje. Yani Türkiye'nin tarihini yeniden yazmak bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Şimdi bu hep böyle Cumhuriyet tarihi de eleştiriliyor ya bazı yani çok kesimlerce. Çok basit böyle geçiştirilecek bir olay değil. Evet lütfen. Yani bu hakikaten çok riskli. Bu ülkenin geleceğini karartmaktır bu. Bir kere Cumhuriyet tarihini ve Atatürk'e de çok büyük ayıp ve yani ihanet bana göre. İkincisi buradan yetişecek çocuklardan biz gelecekte ne bekleyebiliriz? Kendi tarihini bile öğrenmeden o çocukları ülke için bir şey yapmak ister mi? Niye istesin? Yani ama bu kadar harika bir tarih var. Nedir bu dert? Artık bitsin. Atatürk'süz Türkiye olmaz. Evet. Laik Türkiye olmadan Afganistan'dan farkımız kalmaz. Evet. Ve de biz dünya sahnesinde var olmaya devam etmek istiyorsak tarihimizle önce kendimizin barışmamız ve de onu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bence artık ama şurada şunu da söylemek evet. istiyorum. Herkesin iktidara kızıp ona suç atmayı bırakması lazım. Bu yüzden de biraz buralara geldik. Evet. Ya herkesin yapacağı bir şey var. Bakın anne babaların bu durumun farkında olması lazım. Ama oturup bunu sayfalarca oturup vakitleri olmadığı gibi anlayamayabilirler. Çok kelime oyunları var. Çok kalabalıklar var. Dolayısıyla da bunu bu ülkenin aydını, işte gazetecisi, öğretmenleri, kimse hepsinin analiz edip kamuoyuyla paylaşabiliyor olması lazım. Yani ben bunun için yapıyorum. Doğru, yani doğru, yoksa doğru. Anlaşılmaz. Ama bu ülkede kaç aile çocuğunu özel okula gönderebilir? Kaç çocuk gönderebilir? Çok önemli. Yani artık o bile zor. Evet. Yani fiyatlarla. Evet. Şimdi Recai Aksu hazır mı arkadaşlar? Yani çok çok önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu ve bunu velilerin de dikkatine sunuyoruz. Ve de muhalefetin. Eğitimcilerin de muhalefetin özellikle sadece atanamayan öğretmenler konusu değil Türkiye'nin bu, sorunu. Bu geçerse Türkiye yok. Ve sadece bu konular atanamayan öğretmenler ya da işte geldiğimiz noktada bir eski öğrenci, okuldan atılan öğrenci gitti okul müdürünü. Bunu şiddetle kınıyoruz. Çok vahşi. Korkunç. Tabii yani toplumsal. Yani bu eğitim sisteminin içinden sorunlu insanlar da çıkabilir tabii elbette. Ama yani bu noktaya gelinmesi ben çok mu başı boş bırakıldı?
Yani bu öyle oldu. Düşünmeden edemiyorum maalesef. Maalesef ki işte o yüzden böyle sürekli hep biz bir şikayet edip hep bir kurtarıcı bekliyoruz ya her konuda. Ama bakın biz sokaklara çıktığınız zaman çocuklar o televizyonlarda şiddeti görüyorlar. Tabii. Televizyon dizilerinde tabii. İnanılmaz bir şiddet var. Hem ve öyle. Öyle tipler, böyle tabii, kahraman tabii. Onlar. Kahraman olarak gösteriliyorlar. Evet. Ve kahraman olmanın yolu silah taşımak. Ya da ne bileyim işte böyle hesaplaşmak, silahla hesaplaşmak. Hukuk, yargı falan. Böyle bir evet, şey falan bir değil. Kabadayılık. Öyle bir şey evet. Veriliyor. Evet, evet. Oysa ki bu ülkenin işte eğitim bu yüzden önemli. O yüzden Atatürkçü eğitime çok önem verdi. Evet. Çocuklardan itibaren çocuklara da çok değer verdi. Onları nasıl yetiştirirseniz sonucu da öyle iyi olur. Bizim o insanlara iyi modeller yapmamız lazım. Şimdi bir reklam yapacağım. Bakın burada evet. Atatürk'ün yaptığı kültür devriminin bütün hikayesi var. Afet İnan zaten işte kadın tarih profesörü. Tarih nasıl yazılmış? Tarihte nasıl çalışmalar yapılmış? Atatürk ne yapmak istemiş? Hem onun hikayesi, Afet İnan'ın hikayesiyle beraber lütfen okusunlar. Çok kolay yazdım yani roman gibi. Bu insanları anlatmamız ve tarihi böyle anlatmamız lazım bizim. Bir de ben bir şey daha yapacağım bir reklamda. Tabii. Bu son dönemde okuduğum çok kolay ve çok anlaşılır bir kitap Ahmet Yavuz'un yazdığı Yeniden Atatürk diye. Zaten söyleşi burada da Atatürk'ün düşünsel yapısını anlamak açısından bence çok faydalı. Ay bizim okumamız anlatmamız lazım. Bizim evet. Bizim çok çalışmamız lazım çok, Namık Bey. Çok, çok 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 teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir Almanya'ya gidiyoruz. Recai Aksu karşımızda. Recai günaydın. Günaydın sevgili Namık Koçak. Evet, biz senin müfredatı konuştuk. Bizim Türkiye'deki konuştunuz. Önemli bir sorunumuz. Önemli bir sorun ve de ayrıca senin programında, yani daha doğrusu programımızda televizyonda ilk kez biz açıklamıştık. Cumhuriyet Halk Partili Kars Milletvekili İnan Akgün'ün bir açıklaması var biliyorsun. Özellikle İnan Akgün Alp'in 20 milyonluk euroluk yolsuzluk yaptı diye Avrupa Birliği fonlarından yapıldı diye bir açıklaması vardı dün hatırlayalım. Evet. Bunu da ilk kez biz Tele1'de ekrana getirmiştik, söylemiştik, ifade etmiştik. Aslında bu yeni müfredatın din kültürü yani yeni müfredatta din kültürü dersi dini eğitime mi dönüştü tartışmaları da var. Onu da söyleyelim yani. Bu Avrupa Birliği de açık bir şekilde Avrupa Sayıştay'ı mülteci fonunun kullanılması ve denetlenmesi konusunda Türkiye'ye eleştirilerde bulunmuştu. Ve Avrupa Birliği Milliyetin Bakanlığı'ndan para iadesi talep ederken bakanlık bunu reddetti. Yani bunu ilk kez televizyon ekranlarında biz söylemiştik, ifade etmiştik. Bu usulsüzlük eleştirisi yapılmıştı ki haklı. Bakanlığın reddetmesi de kesin, onu da belirtelim. Aslında yani ne diyelim, yorumunu izleyicilere bırakalım. Bu paralar nerede diye demek lazım. Bu arada bir gerçek rakamı da söyleyelim. Zaman zaman bu rakamlar artıyor, iniyor. İşte ne kadar para Türkiye Avrupa Birliği fonlarından geldi diye. 6 milyar. Bunu iki bölümde yaptılar. 3 milyar. Yaklaşık 6 milyar olan bir para. Yani ifade edildiği gibi yok 90 milyar bilmem ne falan filan değil. Doğrusunu söyleyelim. Söylemekte de fayda var zaten. Evet sevgili Namık Koçak. Yani bu arada tabii Avrupa günü vardı Avrupa'da. Evet. Türkiye'nin Avrupa sürübeni yorumları var tabii. Aday olarak kabul edilmişti 1999 yılında. AB ülkeleri tarafından Türkiye aday ülke olarak resmen kabul edilmişti. 60 yılı aşkın bir süreç var. Şimdi geldiğimiz noktaya bakınca çok ayna gibi görüyoruz yani. 31 Temmuz 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğu yapılan ortaklık başvurusuyla başlamıştı. Ömrümüz bu yolda gelen geçti. Noktada, evet, ömrümüz yolda geçti. AB'den giderek uzaklaştık. Hatta öyle eleştiriler var ki Türkiye tamamen yozlaştı deniliyor. Doldurdular Suriyelileri, Afrikalıları deniliyor. Doğrudur, eksiktir, yanlış. Biz gerçekleri söyleyelim. Yorumu izleyicilerimize bırakalım. Evet. Tabii bu arada Türkiye'nin batıdan çok doğu ülkeleriyle dost olduğu ifade ediliyor ama senin de bildiğin gibi 2023 genişleme raporunda Türkiye birlikten uzaklaşmaya devam ediyor diye açık bir şekilde insan hakları konusunda, son yıllarda temel özgürlükler konusunda, sivil toplum ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda ciddi gerileme olduğu ifade ediliyor. Bu arada Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararları da biliyoruz ve hatırlayalım. Yani bir taraftan da bunu da söylemiş olalım. Bu arada demokrasi algısı endeksinde Türkiye son sıralarda, onu da İfade edelim ki önemli bir durum bu. Evet, özellikle 2024 maalesef. Demokrasi algısı endeksinde son sıralarda yer aldı. Yani Türkiye dahil 53 ülkenin demokrasi algısını ölçen demokrasi algısı indeksi, yani sonuçları paylaşıldı. Türkiye 47. sırada, al buradan yak diyorlar adama. Yani bu arada
şunu da söyleyelim, 63 bin kişi tarafından yapılmış bu araştırma, 63 bin kişiyle konuşulmuş, ona göre değerlendirilmiş. Bu arada ilginç yorumlar da var. Tabii yeni bir şey de, şöyle de bir şey, bir rapor var. Bunun önemli bir rapor olduğunu düşünüyorum. Düşünce Kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı'nın, Almanya'nın, bu vakıf Almanya'da, Türkiye'deki siyasi güç dengelerine ilişkin bir araştırması var. Özellikle Almanya ile Türkiye ilişkilerinin CHP'li belediyeler ile yoğunlaşacağı raporda yer alıyor. Çok ilginç. Özellikle CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısı tarihi galibiyet sözleriyle tanımlanıyor ve sadece Erdoğan ise diyor, AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkinde seçmenler cezalandırdı diyor. Faturasını Erdoğan'a kestiler diyor. Ayrıca kimlik siyaseti reddedildi diyor. Artık bir de bu raporda Erdoğan'ın karizmasının zedelendiği belirtiliyor. İlginç tabii. Otokraside daha fazla kayma tehlikesi şimdi önlendi gibi yorumlar yapılıyor. Önlendi mi önlenmedi mi, o da ayrı bir konu. Ayrıca onu göreceğiz. Onu göreceğiz. 4 yıl var seçim. Evet. Bu arada Türk finans ve iş dünyası CHP'ye yönelebilir, raporda yönelebilir yorumları yapılıyor. Çok açık bir şekilde demokratik dönüşüm, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflık vaatleri, Türk iş ve finans dünyasının bir partiye yönelmesi fırsatını evet. yaratıyor diyor. Ama CHP'ye zaten yönelik olarak. Belediyelerin kredibilitesi merkez hükümetten daha yüksek uluslararası alanda. Aynen. Almanya'nın da Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mali destek sağlayabileceği ifade ediliyor. Almanya'da özellikle raylı ulaşımın genişletilmesi, dijitalleşme gibi altyapıyla ilişkin iklim projeleri gibi belediyelere mali destek sağlayarak devreye girebilir yorumunda bulunuyor. Bu arada sevgili Namık Koçak, ilginç bir şey var. Akrep, yani bir habere imza atmış BBC, gerçekten önemli bir haber olduğu için söyleyelim. Akrep diye bir akrep rakaplı bir tane Avrupa'nın en çok aranan insan kaçakçısı. Bu insan kaçakçısı öyle şeyler yaptı ki, yani bunda botlarla biliyorsun 70'ten fazla göçmen 2018'den bu yana hayatını kaybetti. Evet. Bu arada bununla ilgili de özellikle, ya bunun bir tane Marmaris'te evinin olduğu bile özellikle yeri geçiyor. Akrep 2016 ile 2019 yılları arasında Fransa'da özellikle operasyonunu yöneten iki kişiden biri olduğu söyleniyor ve milyonlarca doları idare ettiği ifade ediliyor. Kaçakçılara Türkiye'de vize aldığı, vizesi için yetkililere rüşvet verildiği. Yani bu ilginç. Bunlar tabii yani Yunanistan ve İtalya'ya göçmen kaçakçılığı rotasını yaptığı anlatılıyor. Türk Emniyeti vermiş bu bilgiyi de, onu da söyleyelim. Akrep'in Marmaris'te de bir evinin olduğu da ifade ediliyor. Valla halen Türkiye'de falan değil, onu da söylemiş olalım. Bu arada sevgili Namık Koçak, bu biliyorsun Müslüm İnteraktif diye bir grup vardı, İslamcı grup. Almanya'nın Hamburg kentinde bu hani hilafet çağrıları yapmıştı. Şeriat çağrıları yapmıştı. Almanlar çok kurnaz bu konuda ya. Ben bunu söylemek isterim. Yıllarca Almanya'yı da yakından takip eden bir gazeteci olarak izin verdiler onların yürüyüş yapmasına, ama şartlı izin verdiler. Kimse bu sloganları atmayacak. Bu gösteride hilafet çağrısı yapılmayacak. İnsanların öldürülmesi konuşulmayacak. Yaralanması, kaçırılması özellikle yüceltilmeyecek. Bütün bunları şartlı olarak koydu ama Almanlar takip eder, bekler. En sonunda da tak diye yakalarlar. Ama suçluyu yakalarlar. Suçlusu cezasız kalmaz. Onu da söyleyelim. Az çok izleyen bir insan olarak bunu da söylemiş olalım. Bu arada Avrupa seçimleri var biliyorsun. Parlamento seçimleri. Avrupa nerede duruyor? Avrupa'daki gelişmeler var. Tartışmalar yaşanıyor gerçekten. Sağ kayma endişesi var. Güvenlik ve iklim projeleri gibi tartışmalar yaşanıyor Avrupa'da. Avelia özellikle İtalya'da yayınlanan gazetenin söyledikleri var. Diyor ki, birlik içinde hissedilebilir ama çok farklı olabilirsiniz. Uluslararası kurallar işleyebilir ama müşterek yapıya nihayette kavuşturma konusunda tereddüt edersiniz diyor. İç sınırları aşmaktan faydalanabilir ama kaldırmaktan korkabilirsiniz. Savaşların bitmesini isteyebilir ama müşterek bir politika belirleyemezsiniz diyor. Ve yorumunda diyor ki, Avrupalılar diyor belki de tarihte hiç şimdiye kadar ikicikli davranmamıştı diye bir yorumda bulunuyor. Bunu da söyleyelim yani. Aslında genişleme politikası bir ay sonra istikrarsız ve kargaşaya sürüklenmiş dünyada nasıl bir Avrupa olacağı da tartışma konusu. Bu arada Borrell'in bir açıklaması var sevgili Namık Koçak. AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in bir açıklaması var. İspanya, İrlanda, Malta gibi ülkeler Filistin'i tanıyacaklar 21 Mayıs'ta. O da ilginç. Onunla ilgili açıklama yaptı. Tanınabilir falan diyordu. Bir takım iddialar vardı ama o da geçti. Bu arada tabii ikiyüzlülük her zaman olduğu gibi sürüyor, devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'in tam üyeliğiyle ilgili karar tasarısını kabul etti. Onu da yeni bir haber, onu da söyleyelim. Madem böyle bir karar tasarısını kabul ediyorsun, yani ya bu katliam niye sürüyor? Evet. Refah'ın dış kesimlerinde çatışmaların başlamasından bu yana 100 binden fazla Filistinli ülkeyi terk etmiş. Filistinli kenti terk etmiş. Yani bu açık bir şekilde ortada belli. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi'nin açıklaması bunlar. Yani kenti, Gazze nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan yaklaşık 1,3 milyon Filistinli refaha sığınmıştı biliyorsun. Bunu da yaşanması pek de doğru bir şey değil. Bu arada Biden yine... Önemli bir bölümünü Türkiye'nin kabul edeceğiyle ilgili de bir iddia var. Yani evet doğru, şu da var, danışıklı dövüş mü diye sormak gerekmiyor mu aslında? Biden'in silah tedarikli uyarısına İsrail yanıt veriyor. Ne biçim bu, nasıl iş ya? Danışıklı dövüş demekten başka bir şey olamaz değil mı? İnsanlar orada katlediliyor, öldürülüyor, çocuklar hayatlarını kaybediyor. Az bir durum değil ki ya. Bu neyin nesi diye sorası geliyor. O arada Netanyahu'nun açıklaması var, diyor ki tırnaklarımızla savaşırız. Buyur buradan yak. Sen tırnağınla ya savaşsan ne olur, savaşmasan ne olur ya. O insanları katlediyorsun. Sivillere karşı, hiç savunmasız insanlara karşı, evet. Yani çok insan düşünüyor tabii. Tırnaklarını, Almanya bu arada orayı izliyor. Netanyahu savaş sürdürmekte kararlı. Tabii bu arada asıl kazananlar kimler dersen sevgili Namık Koçak, Amerika kazanıyor, onu söyleyelim. Almanya evet. kazanıyor. Yani bunlar da silah ticareti konusunda zaten şey yapıyorlar. Nedir? Para evet, kazanıyorlar. Evet, Recep Ayaksu. Sonuna geldim. Ben de zaten sevgili Namık Koçak. Şunu da söyleyelim. Bugün tabii bizim Berdan Yanardağ'ın, genel yayın yönetmenimiz Berdan Yanardağ'ın konferansları var. Bugün Oberhausen'da, yarın da Köln'de olacak. Kitaplarını da imzalayacak, onu da söyleyelim. Bu arada Papa Francis'in bir açıklaması var. Kedi köpek sıkıntısı çok ama çocuk eksikliği var diyor. Onun da bir açıklaması var Avrupa Birliği'ne ilişkin. Papa diyor ki, bir duyduğu bir şey anlatıyor. Diyor ki şu anda en çok para kazandıran yatırımlar silah fabrikaları ve doğum kontrol hapları. Biri yaşamı yok ediyor, diğeri yaşamı engelliyor. Nasıl bir geleceğimiz var diyor ve haksız da değil yani. Papa doğru söylüyor, onu da söyleyelim. Ve son iki kişiye bir başlık söyleyeyim. Özellikle Kuzey Makedonya'da seçimi muhalefet kazandı. İlk kez kadın cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek. Silinovska Davkova cumhurbaşkanı seçilmesi kesinleşti, onu söyleyelim. Son da güzel bir haber verelim. İngiltere'de doğuştan sağır kız çocuğu gen terapisiyle duymaya başladı. Ve ilk söylediği şeyler şu çok önemli. Bir yaşına girmeden kısa bir süre önce tedavi görmüş. Ve 6 aylık sürecin ardından da fısıltı kadar yumuşak sesleri duymaya ve anne, baba, oh demeye başlamış, kelimeleri söyleyerek konuşmaya başlamış. Gerçekten güzel haberdi. Gerçekten güzel haberdi. Bir de iyi haber vermiş olduk. Çok çok teşekkürler Recai Aksu. Hemen reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Türk Hava Yolu dosyasını açacağız. Çürüme programında bu kez.